Merhaba arkadaşlar. İskenderun Teknik Üniversitesi'nin TYDYÖS ile öğrenci alımı belli oldu. Öncelikle bu üniversiteyi tanımaya çalışalım. İskenderun, Hatay ilinin, Türkiye'nin güneyinde bulunan bir deniz kıyısı olan aynı zamanda bir ilimiz. Bu ilin ikinci büyük bir Antakya var, bir de İskenderun. İkinci büyük ilçesi aslında. Her tözene bakarsak, bakın şöyle güneyde olan bir Hatay ilinin İskenderun, bakın şurası. Şimdi üniversitenin şartlarına bakalım. Yeni yayınlandı ve sadece bu üniversitemiz 2023 veya 2024 yılında yapılmış olan TYDYÖS sınav sonucuna göre öğrenci alıyor. Yani sadece TYDYÖS geçerli diyebiliriz. Buradan yine online başvuru linki var ve aşağı doğru baktığımız zaman birinci yerleştirme başvuru tarihleri, tabi başvuru yaparken aynı zamanda tercih yapıyorsunuz. Bazı üniversiteler önce başvuru yaptırıyor, sonra tercih yaptırıyor. Tarihler ayrı oluyor. Bazı üniversiteler başvuru yaparken aynı zamanda tercih yaptırıyor. Yani hepsi farklı farklı bir yöntem izleyebiliyor. Bakın burada 24 Haziran'da başlıyor. Zaten 14 Haziran'da TYDYÖS Mayıs sınav sonuçları belli olacak. 5 Temmuz'da bitiyor. Ve her zaman şunu söylüyorum. 5 Temmuz deyince insan aklına acaba o gün sonuna kadar mı? Bakın. Demek ki 5 Temmuz pazar gününe geliyor demek ki. Türkiye saatiyle 17. Bazen 16 oluyor. Bazen 17 oluyor. Bazen 23-59 olabiliyor. Ona dikkat edin diyorum her zaman. Ve 10 gün sonra da 15 Temmuz'da sınav sonuçları açıklanıyor. Daha doğrusu sınav sonucu derken yerleştirme sonucu açıklanıyor. Ve kabul mektupları ve daha sonra kesin kayıtlarda. Bakın Temmuz'un 22'si ve 26'sı arasında yapıyorsunuz. Eğer boş yer kalırsa bakın yine bir tarih belirtmiş. Önce kontenjanları açıklıyor boş yer varsa. Sonra tekrar buraya yerleştirme sonucu. Bakın tekrar başvuru alıyor mu? Almamış. Yani açıklıyor ve daha sonra da yine o ilk başvuruda kimler başvurduysa onların kimleri kazandıysa eğer tekrar bir kabul mektubu gönderiyor. Daha sonra da kesin kayıt için ne yapmış yine? Ağustos ayında tarih vermiş. Burada ünlem var. Ona şöyle bakalım. Tabii tüm işlemler diyor ülkemizdeki mesai saatlerine göre yapacaktır. Ona dikkat ediyoruz. Ve aynı zamanda o hani ilk yerleştirmeyi yaptı ya daha sonra tekrar bir yerleştirme yapacaktı. Boş yer kalırsa açıkta kalan diyor boşta kalan. Onunla ilgili açıklamaya bakarsak eğer bakın iki yıldız var orada. Önce asil kazanların kayıtları yapılıyor. O ilk yerleştirme boş yer kalırsa bu sefer yedek kazanan. Adayların sıralamasına göre yedek kazandığı fakülte programı yapacaktır diye açıklama yapmış. Yani sizden tekrar başvuru veya tercih almıyor. Buna dikkat edelim. Peki acaba minimum kaç puan istiyor? Evet bizim için en önemli şey o. Başvurular online olacak. Onu evet demiştik az önce. Bakalım. Sadece TYDYÖS sınav sonucunu kabul ediyor. Yani 2023 Ocak sınav sonucu, 2023 Kasım sınav sonucu veya 2024 yeni yapılan Mayıs sınav sonucunu kabul ediyor. 3 tane puan türüyle buraya başvuru yapabiliyorsunuz. En fazla 5 tercih yapabiliyorsunuz. Ve tüm bölümler içinde en az 200 puan almasını şart koşmuş. Yani 200 puan veya daha yukarı puanınız varsa eğer bu üniversiteye başvuru yapabiliyorsunuz. Bu güzel bir puanlama. Yani bölüm bölüm, şu bölüme, bu bölüme diye ayrı yapmamış. Hepsini tek bir çatı altında toplam. Tabii ki öğrenim ücretleri henüz yayınlanmamış. Aynı zamanda kontenjanlar da güncel değildi. O yüzden onları şu an size sunmuyorum. Eğer bir gelişme olursa açıklama kısmını bunu gösteririz. Yine en son olarak her zaman yaptığımız gibi bakalım tarihlerimize. Evet 24 Haziran ile 5 Temmuz arasında başvuru yapmayı unutmayın eğer bu üniversiteyi istiyorsanız. Tabii hangi bölümler var derseniz burada programlar var. Programların altında lisans var. Onları inceleyebilirsiniz daha sonra şurada. Tabii burada bu dosya var ama tabii buradaki bilgiler 2022-2023 bilgisi ve İngilizce yayınlanmış. Yani burada hangi bölümler eğer vardır dersek, istersen ona çok kısa değinelim. Tabii bakın, şöyle iş yönetimi var. Marine, yani gemi mühendisliği diyelim ona bir anlamda. Sonra
Bakın mimarlık bölümü var, iç mimarlık var, şehir bölge planlama bölümleri var, bilgisayar mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği gibi, mekanik makine mühendisliği, inşaat mühendisliği, endüstri mühendisliği gibi bölümler var. Turizm fakültesi var, yine burada bazı turizmle ilgili bölümler var. Tabii yine bakın tabii bunlar aksa artık bundan sonra ikiye ayrışıyor. Evet. Şu dört yıllıklar bakın müzik bölümü var. Konservatuvar da olsun bölümü var burada. Çoğu üniversitede bu yoktur. Bakın mühendislikler, turizm bölümleri, mimarlık bölümleri var. Bakın iç mimarlık, normal mimarlık değil mi? Şehir bölge planlama gibi iş yönetimi içinde yine ekonomi, lojistik yönetimi, uluslararası ilişkiler gibi bölümleri burada görebiliyoruz. Aynı zamanda aviation yönetimi var, aerospace engineering var. Aviyonik bu yeni bir bölüm, çoğu bazı üniversitelerde bunu görebiliyoruz. Bu bölümleri eğer düşünüyorsanız bu üniversiteyi tercih edebilirsiniz. Bu şekilde bitirmek istiyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.